Maden ocağında cesetleri yan yana bulunan iki işçinin DNA testi sonucu yapılan kimlik tespitlerinin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi. Aşağı Çağlar Köyü'ne getirilen Kerim Haznedar ve İsa Gözbaşı için öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. İşçilerin Türk bayrağına sarılı tabutları cenaze aracından indirilip omuzlarda musalla taşına doğru getirildiği sırada İsa Gözbaşı'nın öz annesi Hatice Tuncer koşarak işçilerin defnedileceği mezarların içine indi. Tuncer, "Yavrum nasıl girecek buraya?" diyerek ağladı. Yakınları Tuncer'i güçlükle mezarın içinden çıkartıp sakinleştirdi. Madencilerin cenazeleri köy mezarlığında maden şehitliği olarak ayrılan bölüme defnedildi. Kerim Haznedar'ın babası Şükrü Haznedar ise cenaze törenine katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfü Elvan'a "Bunların hesabını kim soracak? Siz mi soracaksınız, biz mi soracağız?" diye seslendi. Haznedar diğer oğlunun da bir an önce madenden çıkartılmasını istedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın da katıldığı cenaze törenine yaklaşık 3000 vatandaş da hazır bulundu. Sayın Bakan Bey.